Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok teşekkürler. Uzun zamandır uğraştığınız bir projeydi, biliyoruz. Neler söyleyeceksiniz, neler istiyorsunuz? Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben ortak yönetmenim, yönetmenimiz Ali Yorgancıoğlu'na çok teşekkür ederim. Bütün ekibimize, burada olmayan herkese teşekkür ederim. Cuma günü vizyondayız. Büyük küçük herkesin gelebileceği bir film oldu. 6 yaşımızı da aldık. Hepinizi bekliyoruz. Çok tatlı bir iş oldu. Ben konuşacağım ama biraz da arkadaşlarım konuşsun. Ersin sen de bir şeyler söyle biraz. Hemen. Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi Feride filmi Zeynep'in kaleminden çıkan bir film. Bu filmde de Ferit karakterini canlandırıyorum. Abisi olarak. Ben YouTuber olmaya çalışan bir karakter oynuyorum. Tabii ki olamıyorum. Hep saçma sapan şeyler yaparak da hiçbir yere gelemiyorum. Çok canlı bir arabam var, sevgilim var. Sürekli geziyoruz. 300-500 takılıyoruz mahalleler arasında falan. Çok zevkli geçiyor. İşte bir de YouTuber bir arkadaşımız var. Evet. Bu arada Murat burada. Arada ondan kopya çekerek. Sen de abim de burada Deniz. Aynen. O da filmde oynadı. Şükrüfe karakterinde. Fırat'cığım sen de bir şeyler söyle. Evet, gel. Valla Zeynep bizi hayalini ortak ettiği için çok mutluyuz. Ben de mutluyum. Hayalini bizle paylaştı. Güzel bir hayal çıktı ortaya. Güzel şeyler uygulanıyorum çıktı. Lütfen. Evet, evet. İnanıyorum. İzleyen kişiler de mutlu olacaktır, eğlenecektir, keyif alarak ayrılacaktır salondan deyip ben şöyle ilk tekrarını Evet. Cuma günü vizyondayız. Bu önemli. Hikayesini biraz soralım. Şu anda hikayeyi toparlayabilecek durumda olmayabilirim. Karakterlerimiz tek tek anlatırsa toplamında bir hikaye çıkacak. Feride güçlü bir kadın. Benim için en önemli şey o. Çok çalışkan bir insan. Vazgeçmiyor. Patronuna baş kaldırıyor. Evet. Ve patronumuz burada. Biraz o anlasın. Feride nasıl biri? Çok güzel. Ben böyle konuşmaları çok iyi yapamam. Orada tekrar merhabalar. Evet, gel abi. Gel. Arkadaşımın önüne geçmek istemiyorum. Hayaldi gerçek oldu diyelim. Bu film için gerçekten Zeynep'in çok eğlenceli bir hayaline hepimiz ortak olduk. Bundan 2 ay önce yönetmenimiz, yapımcılarımız, bütün oyuncularla beraber. Yani bence çok komik bir iş oldu ama son halini görmedim. Bakalım hep beraber göreceğiz. 6 yaşı almışız, bu niçin önemli onu da söyle ama. Ben bu filmi düşünürken, yaparken, hepimiz çekerken ya ben çocukları çok düşündüm. Onların sebebeceği ve izledikten sonra yıllar sonra da hatırlayacakları bir film yapmak istedim. Karakterle bağ kurmalarını çok istedim. Bunun için çok çalıştım. O yüzden 6 yaş alınca çok mutlu oldum. Benim için en güzel haberlerden biriydi film için. Aileler çocuklarıyla birlikte gelebilirler. Biz de çok mutlu oluruz. Bu cuma günü vizyona giriyoruz. Ben patron Çetin karakterini oynuyorum. Buradaki bütün arkadaşlarımız, kameraman arkadaşlarımız kendi patronlarını düşünürse sanırım nasıl bir karakter oynadığımı aşağı yukarı çok güzel bir karakter oynuyorum. Teşekkür ederim. Sinemaya bekleriz herkese. Benim filmdeki yakın arkadaşlarım şu anda Ceren. Lütfen. Merhabalar, hoş geldiniz tekrar. Ali lütfen. Vesile ve Kadim. Biz de Feride'nin en yakın arkadaşlarını oynuyoruz işte. Beraber mahalleden çıkıp bu moda dünyasına çeşitli, ne denir artık? Katkılar sağlamaya çalışıyoruz diyelim. Yani. Evet, başımıza gelen olaylar. Benim için filmin en güzel tarafı Zeynep'le ve bu güzel ekiple tanışmak oldu. Bir de bence kadın kahramanlara, kadın yazarlara, kadın yönetmenlere çok ihtiyacımız çok, var. İyi ki böyle bir şey yapıldı. İyi ki ben de içerisindeyim yani. Evet. Çok mutluyum. Ama sizin gerçekten şeyi söylemeden geçiyoruz. Çok renkli kostümler de var. Müthiş. Evet. Biz o kadar eğlendik ki. Ya işin moda tarafı da hakikaten hani bir taraftan şaka ama bir taraftan da hani gerçekten yaratıcılık tarafı da içinde barındıran bir tarafı oldu filme yani. Aynen, bayağı günlerce uğraştık yani ekibimiz çok çalıştı. Kostüm ekibimiz, stylingçilerimiz bir sürü kostüm yapıldı. Görüntü yönetmenimiz de komik ama çok güzel kostümler oldu. Bu çizimin uzmanı Zeynep zaten. Evet. Yani. Her şeyde bir eli var yani. Vallahi kostümlerde, dekorda, her şeyde. Ayrıca ayrıntılarda da yani. SP'mizde bile LED ışıklar var yani. En ufak ayrıntısına yani kadar çalışıldı. Detaylı çalışıldı. Ekipçe farklı bir dünya kurmak için çok uğraştık. Çünkü insanlar gittiklerinde benzer şeyler görmesinler istedim.
farklı bir dünyanın içinde bulsunlar kendilerini. Umarım öyle olmuştur. Evet. Şimdi... Lütfen. Kahraman Bey. Merhabalar, merhabalar, hoş geldiniz. Ben filmde Kahraman Holding'in sahibi Kahraman Bey'e oynuyorum. Çok ilginç bir şey. Şimdi Feride tasarımcılık yapıyor ve Kahraman Bey'in tasarımcı aradığını duyunca Kahraman Bey'in peşine düşüyor. Ve aralarında çeşitli komiklikler geçiyor. Hani spoiler vermeyeyim artık. Böyle bir film. Feride'nin renkli bir dünyası ve onun çizdiği bu sıra dışı kahramanlar. Aslında bu normalde herkesin ilk aklına gelen kahramanlar değil. Bir süper kahraman nasıl olmalı sorusuna çok güzel cevapları var Feride'nin. Ve sonunda Kahraman Bey'i de ikna ediyor. Yani biz aslında ortak bir kaderi paylaşıyoruz. Kahraman Bey'in adı Kahraman. Yani o kahraman olmak zorundaymış gibi doğmuş bir insan. Feride'nin de adı Kahraman değil ama o da kahraman yürekli bir kadın. Onların ikisinin evet. birbirine öğrettiği çok şey var. Bunu da söylemek istedim ve... Anıl Bey. Anıl Bey. Evet, Murat. Merhabalar. Süper bakkalın. Ben süper bakkal, Murat. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İyi ki bir projedeyim. Bu güzel insanları tanımış oldum. O yüzden çok mutluyum. Süper bakkal Murat, küçüklüğünde Feride ile aynı sınıfta olmuş. Fakat daha sonrasında yurt dışına gidip orada çalışıp dilini geliştirmek amaçlı. Oraya gidip tekrardan geri gelmiş bakkala çalışmaya devam ediyor. Sonrasında tabii Feride'nin sıra dışılığı ve sevecenliği, sıcak davranışlarını beğeniyor ve ondan hoşlanmaya başlıyor. Evet. Ekmeğin köşesini yemesi çok iyi. Yani aslında bu kalıplaşmış güzellik algılarını yıkan bir karakter. Zaten bir tasarımcı. Tasarladığı dünya da böyle iyilik tasarlamak istiyor. Yani burada işte Feride'yi görüyorsunuz. Murat da karakter olarak bu güzelliği görebilen ve ona aşık olabilen bir adam. Aynen. Evet. Aşık oldum. Aşık oldum. Aşık Yani sen ben de izleyeyim. Sürpriz isimler de var değil mi? Evet. Evet. Oyuncu arkadaşlarım. Evet. Sayıyorum ama insan korkuyor unutacağım mı diye. Tehlikeli bir şey. Eda Ece canım benim. Geldi bana destek oldu. Burcu Biricik. Sarı Civcivim. Ondan sonra Hatice Aslan. Çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Beyt Engin. Uras Kaygılaroğlu, Alper Saldıran, Yusuf Akgün, bir kişi daha vardı kimdi? Yiğit Kirazcı. Unutmadım inşallah. Seda Güven yani. Seda aslında benim canım ciğerim. O çok daha uzun bir rolü var. Onu da çok seviyorum. Ali... Sen de bir şey, evet. Biliyorum çok konuşmayı söylüyorsun. Burada ünlüler arasındaki ünlüsüz olarak böyle devam ediyorum. Hani en azından yani bir kere Feride öncelikle değişik bir film oldu. Benim için en önemli tarafı bu. Gerçekten çocuklar ve aileleri rahatlıkla izleyebilir. Büyükler de bence birçok şey bulabilecek filmde. Gençleri de etkileyecek birçok yanı var. Yani çok geniş bir kitleye farklı bir film izletme fırsatı verdiği için bize, yapımcımıza, Zeynep'e ve bütün oyuncularımıza, ikimize teşekkür ediyoruz. Biz de Ali Yorgancıoğlu'na teşekkür ediyoruz gerçekten. En büyük destek için. Çok teşekkür ederim. Hasan abicim, Hasan Pek. Gerçekten ona çok gülüyorum. Şahane sahneleri var. Yani... ve çok güzel de bir kostümü var. Mesela kostümleri sormuştunuz. Ben en çok onun kostümünü seviyorum. Bir kıraathane kahraman yani şeyden... İskambil kağıtları falan. İskambil kağıtları çay var. Ondan sonra çay tabağında kanatları falan var. Ben de... Ünlü kahkahasını atsın be. Aynen. Hadi. Hadi. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Zalim Dede'yi oynuyorum. Evet. Doğru mu? Evet. Evet. Çok zalim değilim ama zalim karakter gereği Zalim Dede'yi oynuyorum. Ve muhteşem oynuyorsunuz. Teşekkür evet. ediyorum evet. sevgili arkadaşlarım. Kakayı istiyorsun herhalde hocam. Evet. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun. Gerçek. Abim. Evet abi. Evet. Anne bir baba bir. Ya bir. aynen. Sahne çekiyoruz.
Ersin'le en duygusal sahnemiz Deniz Şukufe karakteriyle arkada duruyor. Canım abim diye Ersin'e sarılıyorum. Böyle bir kafalar karıştı yani. Değil mi? Abi orada, Öz abi. Gel kardeşim. Valla çok keyifli. Zaten... İlk işin. Ya kardeşim filmde oynadım aynen ilk işim. Çok keyif ama aldım. Ama çok iyi oynadı. Nasıl buldunuz mesela hikayeyi senaryoyu? Ben daha önce okumuştum zaten. Defalarca. Evet. Birlikte. Keyifli, güzel. İyi bir film oldu. Bu şekilde. Oyunculuk yeteneği bütün ailede var bu arada. Evet. Ya sanatçı aile olmak da böyle bir şeydir. Millet şey fotoğraf gösterir, bak böyle bir şey yap. Aile film gösterir. Yani biz böyle bir şey çektik bakın diye. Aynen, babam da, babam da var, evet. Eşim de var, Serhat. Ona da çok teşekkür ediyorum. Ona çok destek oldu, çok önemliydi. Evet. Filmde yer almayış ama fikirlerini size destek olan bir arkadaşlarımız da vardı ama Şahan Bey mesela kendi haberi var projelerde. Evet evet. Başka misafir değil mi? Bir ya zaten yani onlara danışmamak olmazdı. Bu bir hata olurdu. Gubse, Şahan, Onur Ünlü, Ali Ata yani ben bütün arkadaşlarımla konuştum. Onların fikirlerini aldım. Şahan da bu filmi çocukların çok seveceğini düşünüyordu. Ben de öyle düşünüyorum. Karakteri çocuklar çok sevecek demişti. Ben ona böyle posterini göstermiştim. 4-5 yıl önceydi o zaman kendim bir poster yapmıştım. Ben de öyle olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar da Feride'ye benziyor. Yani ondan bir esinlenme de var mı? Hem Feride'nin hayatı hem de Feride'nin hayatıyla ilgili bir şey yok. Ama şöyle bir ortak noktamız var. Ben de küçükken tek kaşlıydım. Yani onun küçük bir kızın tek kaşlı olmasının nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Ya da farklı bir şeylerin olmasının. Karakterde daha önce de söylediğim gibi güzellik algılarını yıkmak, o şeyleri yıkmak isteyen bir karakter olduğu için gönlü güzel. Bence kendisi de çok güzel. Ben yani aşık olurdum yani Feride'ye. O yüzden tek kaşlı. Frida ile bağlantısı şu, bana da küçükken annem Frida da tek kaşlıydı. Çünkü ağlıyordum ben. Çünkü çok dalga geçiriyordu benimle. Ondan sonra abim de dalga geçiyordu. Bol kaş. Aynen gülüyor. Orman kaşlı, tek kaş, martı kaş, kartal kaş. Bu arada işte o kartal kaştan dolayı da karakterim de benim gibi Beşiktaşlı zaten. O kartal kaşı, kartalı kahramanlaştırdım. Onun da bir kostümü var. Bu şekilde. Böyle yani Frida ile bağlantısı o. Bu arada Zeynep abimiz de geldi. Aa merhaba. Lütfen. Bir de şöyle alalım. Ya. Şu sınırı alalım. Nasılsın? Ya iyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz de bir şeyler söyleyin. Hoş geldiniz. Birkaç cümle alalım sizden. Karakterinizle ilgili. Sarıyer dolmuş hattı. O sahnede ben zaten ya, bittik ya. Bitirdiniz yani. Bu kadroda olmaktan çok mutluyum. İyi ki arkadaşlarımla oynadım. Yani soğuktan yeni geldim dışarısı. Çok güzel bir film. Yani yönetmenime teşekkür ediyorum bana burada rol verdiği için. Biz teşekkür ederiz. Biz sana teşekkür ederiz. Aynen biz çok teşekkür ederiz. Daha güzel projelerde buluşmak dileğiyle. Yani son olarak çok içten bir film oldu. Yani ben çok sevdim. Farklı bir dünyası var. İnsanların gidip stres atabileceği, yani çok da fazla bir şey düşünmeden izleyebileceği, stres atabileceği, çıktıklarında kendilerini mutlu hissedebilecekleri bir film. Bence bu hissiyatı geçirmek zor olan, önemli olan bu. Umarım izleyiciye o hissiyat geçer. Yani biz bunu istedik. Umarım filmi izleyince mutlu olurlar. Zaten daha ne olsun. Yani cuma günü sinemalardayız. 24 Ocak cuma sinemalardayız. Hepinizi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Evet. Çocuk, anne, baba, herkes geldi.